Merhaba sevgili küresel savaşçılar, yeni bir video ile daha hoş geldiniz. Bugün Bahar Kalkanı Harekatı'nda tüm rakiplerinin bileğini büken ve Suriye hava saha sistemlerini yok ederek haklı bir ün kazanan Roketsan firması üretimi MAMLE, yani mini akıllı mühimmat lazeri inceleyeceğiz. Aklınızın ve gözlerinizin daima açık olması dileğiyle iyi seyirler. MAMLE düşük ağırlık avantajı ile İHA'larda, hafif taarruz uçaklarında ve ağırlığın kritik öneme sahip olduğu hava yer görevlerinde kullanılmak için geliştirilmiştir. Sahip olduğu yarı aktif lazer ve ataletsel seyir sistemi sayesinde hedeflerini yüksek vuruş hassasiyetiyle imha edebilmektedir. MAMLE yine Roketsan üretimi olan UMTAS tank savar füzesinin itici motoru olmayan tipidir. Hedefini algıladıktan sonra lazerin işaretlediği hedefe sahip olduğu kanatları kullanarak serbest düşün prensibi ile taarruz etmektedir. 160 mm çapındaki MAMLE 1 metre uzunluğa ve 8 ila 14 kilometre arasında değişen menzile sahiptir. Toplam 22 kilogram ağırlığa sahip mühimmatın harp başlığı ise 10 kilogram civarındadır. Reaktif sırtlara karşı etkili tandem, yüksek infilaklı parçacık tesirli ve termobarik olmak üzere 3 farklı harp başlığı tipi entegre edilebilmektedir. Yüksek infilaklı parçacık tesirli harp başlığı ile hafif yapılara, radar antenlerine, silah mevzi ileri gibi korunaksız hedeflere ve zırhsız kara araçlarına karşı, tandemli antitank ve termobarik harp başlığıyla ise zırhlı araçlara ve korunaklı hedeflere karşı etkinlikle kullanılabilmektedir. Parçacık tesiri sayesinde 50 metre çapındaki alanda etkili olabilmektedir. Yarı aktif lazer güdümü ile İHA'lar tarafından lazerle işaretlenen hedefi çok etkili bir şekilde saf dışı bırakabilmektedir. MAMLE'deki L harfi de lazer güdümü olması münasebetiyle eklenmiştir. Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan Bayraktar TB1, TB2 ve Akıncı, TUSAŞ Anka-S ve Aksungur, Vestel Karayel İHA'ları ile Hürkuş tarafından kullanılabilmektedir. Bahar Kalkan Harekatı'nda gösterilen üstün başarının tüm dünyada yankı bulması sebebiyle çok çeşitli İHA'larımızın yanında MAMLE'nin de yakın gelecekte ihraç edilebileceğini değerlendiriyoruz. Nisan 2016 Bayraktar TB2 milli mühimmat, milli akıllı mühimmat MAMLE ile ilk atışını başarıyla yapmıştı. Şimdi ikinci atışı yapacağız. Yine harp başlığı takılı. Konya 3. Anadolu Jet üstünden havalandı Bayraktar TB2 yaklaşık bir saat önce. Şu anda da Konya Karapınar atış alanı üzerinde atış paterninde esas bacağı giriyor. Birazdan esas bacağı tamamlamasını bir takip taarruz istikametine dönecek. Şu şeyle gösterdiğim, bir saniye şöyle biraz uzaklaştırayım. Taarruz istikametine girecek hedefte. Şu anda hedeften 17 kilometre kadar ötede. Of. Şey bu ya. Sen hala harikasınız be. Kesme. Sevgili küresel savaşçılar, bugün milli füzemiz MAMLE'yi beraber inceledik. Müteakip videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videoya kadar savaş çıkalım.